Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugünkü konuğum gerçek bir girişimci. Onun film gibi hayatına ortak olacağız bugün. Benim çok sevdiğim, değerli dostum, sevgili Sinan Çetin. ne güzel giriş yaptınız. Evet. Sinan Hanım, çok tatlısın. Hoş geldin Sinan, hoş nasılsın? Bilmiyorum, bu aralar böyle biraz yani emekli olma eğilimindeyim. Yalan biliyorum. Ne kadar yalan? Sen ve emekli olmak. Hayır, genel olarak böyle çok az iş yapma eğilimi diyeyim. Yani. Tamam, onu kabul edebilirim evet. Ama... Emekli olamıyoruz. Evet. Mümkün değil. Çünkü sen çalışmak için yaratılmışsın. Doğru, sende bir şeytan tüyü var zaten. Evet, girdiğin evet. Her yerde o an bir atmosfer yaratıyorsun evet. Ve hemen işe koyuluyorsun filan. Temizlik yaparım ben. Girdiğim yeri mesela temizlerim. Öyle bir huyum var. Yani dolapları falan düzeltirim. Bulunduğum yerde kötü bir dekor olamaz. Olamaz. Yani. Evet. Peki çok kalabalık bir ailenin içinde evet. Yalnız bir çocuk olarak büyüdüm evet. Demişsin. Evet. O yalnız büyüyen çocuk yıllar sonra milyonlara kendinden emin bir şekilde sesleneceğini hayal eder miydin? Valla 17 yaşında falan ediyordum. Yani evet. Ben istasyonda yaşadım Aşkale'de. Bizim evin üstünde istasyon vardı. Çok soğuktu. Böyle karlı bir yerde Aşkale Erzurum'un kazası. Hep üşüdük yani. O zaman yani şimdi mesela yeryüzünün çok büyük bir zenginlik ve şeyde içinde olduğunu düşünüyorum. Yani hele konfor. Türkiye'nin yani mesela soba yakmak büyük bir lükstü. Yani elektrik yoktu mesela. Ondan sonra radyonun arkasında adam var zannederdik falan. Radyodan ses gelirdi, çok şaşırırdık. Ve o yalnızlığın içinde hayvanların arasında yani böyle koyunlar, moyunlar onlarla büyüdüm. Ama soruyorsan eğer 17 yaşında ne biliyordum diye ben rejisör olacağım dedim. Yani rejisör diye bir laf biliyorum. Ama yani çocukken de böyle yetenek mesela işte görüyorsun bir peron görüyorsun bir işte gar görüyorsun evet, falan evet. Diyorsun ki ben herhalde mimar olurum. Resim yapıyorsun. Yok ben ressam olurum. Yok aslında evet, bir şey olmak müthiş, istiyorum. Müthiş müthiş evet. Hayalleri güçlü evet. Bir çocuksun. Evet. Yani değişmeyen tek şey bugüne kadar şöyle bir Sinan Çetin'e bakarsan sürekli kendini oluşturdun, olgunlaştırdın ve çok da güzel işlere imza attın. Teşekkür ederim. Şu anda yayıncı tarafın, sunucu tarafın, yönetmenliğin ve yapımcılığın daha çok konuşuluyor, ağır basıyor daha doğrusu. Evet. Ama mesela hani onu mu olayım, bunu mu olayım derken tıp okumaya falan karar verdim. O şöyle oldu. Ben üniversite sınavını kazanamadım. Yani liseyi bitirdim. Üniversite sınavını kazanamamak sanki kaderimde çok iyi bir şey oldu. Bu o aralar çok kitaplarla uğraştım. Yani böyle Turgenev'den, Dostoyevski'den. O yıllarda Şolohov, böyle Fakir Baykurt, Yaşar Kemal, Türkler böyle devamlı bir Dikmen dağlarında okurduk. Çünkü bir de hani boşsun zaten. Bir de kuru temizlemecide çalıştım. O böyle çuf böyle basıyorsun, pantolon koyuyorsun, pıs diyorsun öyle bir şey. Sonra sınava çalışınca mesela çok yüksek puan aldım. Tıp hani en yüksek puandı. Babam da falan hani çok sevindiler. Hani nasıl tıp kazandı diye. Ondan sonra tıpa yazılınca da ben baktım ki burada kanman var yani. Ne alakası yapamam. Var yani rejisör olacağım biliyorum ama zaten. Sonra gittim, Allah rahmet eylesin, Bedrettin Cömert çok harika bir adamdı yani. Hocam dedim ben yani en alt sanat tarihi. Yani orası 580 puansa burası 150 puan falan yani. Ben dedim tıptan buraya geçebilir miyim? Tabii lan dedi, lan tıptan buraya geçebilir. Öyle bir şey olabilir, tabii olur dedi. Ben hemen geçtim. Sanat tarihi. Evet. Yolda da böyle gösteriyorlardı işte bu tıptan sonra. Puanı tutturup da. Ama çok mutluyum. İyi ki geçtim. Ya tabii ki. İyi ki geçtim. Elbette. Aslında o yıllarda bir fotoğrafla ilgileniyorsun. Evet, sen evet, fotoğraf doğru. Çekerek başlıyorsun. Evet, evet. Fotoğraf tanımaya, çekerek. Dünyayı evet, tanımaya. Evet, evet. Ve o yaşlarda daha üniversitede yeni başladın. Bir fotoğraf şirketi, fotoğraf. GFG. Bravo. Siz çok iyi biliyorsunuz. Biliyorum. Genç Fotoğrafik diye bir yer kurduk. Oraya o dönem yani siyasal posterler yapıyorum falan. İlk defa böyle Nazım Hikmet'in posterini bastım falan. Herkes satın aldı. O kadar şaşırdım ki gittiğim evlerde görüyordum böyle kırmızı bir poster. Altına da Nazım'dan şiirler.
O vay be dedim, yani yayıncı olarak gücüm var Ankara'da. Sonra yargılandım ama. Sen niye basıyorsun dediler. O zamanlar tabii yasaktı. Yasaktı. Yasak ne kötü bir şey ya. Çok. Yani. Az sonra konuşacağız o yasakların nedenlerini ya da nasıllarını ama galiba senin üniversite talebesi olduğu yıllarda tanıştık biz seninle Ankara'da. Evet. Hatırladın mı? Ben, sizinle tanışmak benim için rüyaydı. Allah'ım ben Hülya Koçyiğit'in karşısında mıyım diye elim ayağım titremişti. Ya. Çok böyle fotoğraflarınızı çektim. Hep fotoğraflarınızı çektim zaten. Evet. Bütün hayatım çok, size. Çok hiç güzel fotoğraflarımı çektim. Burada sayın çektim. Seyircilere şikayet ediyorum. Hanımefendiyle film çekemedik. Çok ya. Sinirleniyorum bu duruma. Ya neyse sen de hayattasın ben de hayattayım. Tamam, bu işler hiç belli olmaz. Her şeyin bir zamanı ama vardır. Ama hep fotoğraflarınızı çektim yani. Evet. Hep Selim abi de sağ olsun. Bir ara sizin Selim abinin yanına böyle iki sene gittim geldim ben. Hani Hülya Hanım'la film çekeceğim diye. Sonra da olmadı bir türlü. Ben hala ümit varım. Ben daha ne ümitler var. Yaşlandıkça ümidim artıyor. İnşallah. Şöyle söylemek istiyorum. Aslında o yıllarda bu fotoğrafik sayesinde mi bilmiyorum. Aslında bir dernek de kuruyorsun. Afsat'ı kurdum ben değil Ankara'da. Mi? Evet, evet. Evet ve oraya söyleşilere davet ediyorsun. Birçok evet. da önemli insanı. Evet evet. Mesela. Abi yani. Bizim araba benim işte o fotoğrafçılıktan bir para kazandım. 06 PS 393, hı hı. arabamın plakası. Hı hı. Kırmızı arabaya yani İstanbul'dan, şimdi bütün entelektüeller İstanbul'da oturuyor. Ankara'da biz gariban. Evet. Öyle. Çetin Altan, Aziz Nesin. Bir tek Uğur Mumcu Ankara'daydı o zaman. Hı hı. Uğur Mumcu Ankara'da. Onu hemen alıyordum. İcem Börtücen'i, İlber Ortaylı. Yani o yıllarda Çağdaş Sanayi'de konferans verdirdiğim insanlar. Yani konferans verdirdiğim insanlar diyorsun. Sen bu insanlarla nasıl iletişim kurdun? Bir talebesin yani Ankara'da. Evet ben de anlamıyorum. Ya. Çağdaş Sahne'deyim işte. Esas Afsat'ı fotoğrafla ilgilenenler bana gelsin dedim. İçeri girenlere sen dedim yönetim kurulu başkanısın. Sen işte saymansın. Sen gel. Afsat öyle kuruldu yani. Yani öyle bir demek ki potansiyel işte varmış. Evet işte böyle bir yaratılışın evet. var. Böyle bir nasıl bir cesaret bu değil mi? Cesaret olmadan zaten girişimci olunamaz. Ya da bunları yapabilmen için bir cesaretin, medeni bir cesaretin olması gerekiyordu. Ben Türkiye'deki kültürel alanın daralmasından çok mutsuz oldum. Hı hı. Yani kültürel alan sadece Marksistlerin elindeydi. Hı hı. Ve bu bir tek boyutluluk getirdi. Ve ben o boyuttan çok sıkıldım. Çünkü dünyada tek boyutlu bir düşünce... Olamaz. Bir kere zaten Marksist değil. Zaten olamaz. Yani o yüzden o Prenses diye bir film yaptım o yüzden. Yani uğruna ölecek bir düşünce değildir Marksizm. Yani sadece... Bir düşünce biçimidir. Yani uğrun ölünecek kadar yüksek bir düşünce herhalde olmasa iyi olur. Yani uğrun yaşanacak düşünce daha iyi değil mi? Değil mi? Yani, uğruna yaşanacak yani, bir düşünce. Uğruna yaşanacak düşünceler olsa daha iyi yani. Ölünecek Elbet. Bir şey yok diye. Ben de Prenses o zaman yani ölmesinler diye arkadaşlarımız diye bir film yaptım ama insanlar o filme sinirlendiler. Ve çok sinirlendiler. Biz ölmek istiyoruz herhalde dediler. Yani şimdi niye sinirlendiklerini bilmiyorum. Yani ölmeyin diyen bir filmdi. Zaten biraz kızdırmayı seviyorsun insanları galiba. Evet. İlla bir aykırı bir şey söylemek evet. ihtiyacı evet. hissedin. Yani ben bu girişimciliğin, cesaretin bugünkü gençlerde yetiştirdiğin gençler, üstelik bir sürü genç yetiştiriyorsun. Evet. Onlarda da görüyor musun? Var mı böyle senin gibi... bir Sinan Çetin görüyoruz. Vallahi ben bunu şöyle düşünüyorum. Bu gençlerle ilgili genellikle hep güzel şeyler söylemek istiyorum. Hı hı. İsterdim. Fakat böyle bir bu gençlerde bir şey var. Böyle bir sanki bastırılmış bir heves var. Hı hı. Ve ben bizdeki tutkuyu onlarda görmüyorum. Yani insan yani bunlar adına geçen sene Sezen Aksu'yla konuştuğum zaman Sezen çok güzel bir şey söyledi. Sinan bunlara birisi cool ol demiş. Hmm. Buna da cool olacağım diye yavaş olmayı, hiçbir şey yapmamayı. Yani mesela şunu çok az görüyorum. Ben çok acayip tutkuluyum. Şu filmi yapacağım, şu romanı yazacağım, dağları devireceğim, kıyamet koparacağım falan diyen adamlar yok. Genellikle böyle tamam yaparız. Yani yapmasak da olur falan. Yani çok. Yani senin karşında mı çekiniyorlar yoksa? Yo, ben genellikle görmüyorum izliyorsun. Ama yanılıyor olabilirim çünkü hı-hı. gençler her zaman daha iyi bilir yani sonuçta. Tabii ki onlar bizden hep daha ileriler olacaklar eminim. Fakat şöyle de bir durum var.
sen de izliyorsun, takip ediyorsun. Bunlar büyük bir heyecanla, hevesle hikayelerini anlatmak için çırpınıyorlar. Üç kuruş oradan para buluyorlar, buradan destek buluyor. İki tane sponsor bulup filmi hayata geçiriyorlar. Ama sinema salonu bulamıyorlar sonra o filmi göstermek için. Ha, gerçi festivallerde falan... Yani aslında... Bunlar sizin, ne diyorsun diyecektim. Siz, yani eziyeti siz çektiniz, yani biz çektik. Çünkü... Şimdi şöyle bir şey var, film yapmak artık eskisi kadar zor değil. Hı hı. Film yapmak aslında çok kolay. Belki de büyük problem burada. Çünkü yeteneği olan bir adam eline cep telefonunu alıp mükemmel bir film çekebilir. Çünkü yani o hani sizin film yaptığınız yıllarda montaj yapmak neredeyse imkansızdı. Montaj, seslendirmek bilmem ne. Yani şu anda film yapmak isteyen insanın mızmızlamasına hiç gerek yok. Yani eğer film yapamıyorum, para bulamıyorum diyorsa bir yalan söylüyordur. Hı hı. İki yeteneği yoktur. Çünkü mümkün değil yani yapmaması. Doğru. Ya yani öyle bir şey mümkün değil. Hayır, sinema bulamıyor, o doğru. Hı hı. O zaman da YouTube var, yayınlanır ki eğer güzel bir şeyse inanın bana insanlara ulaşıyor. İnsanlara ulaşıyor. Olmadı oradan alıp sinema salonuna bile koyabiliyorlar. Onun da örnekleri var. Senin şimdi ilk gençlik yıllarında yine yaptığın bir film var. Çiçek Abbas. Çiçek Abbas. Ben yönetmen olacağım demiştin ya. Evet. Senaryoyu Yavuz Turgul yazdı. Şöyle oldu. Ben aslında Müjde Ar'a çok teşekkür borcum var. Hmm. Atilla Özdemiroğlu dünyanın en güzel adamıydı. Biz Müjde Ar'ın kapısına gittik. Müjde biz böyle Ankara'dan gelmiş parkalı markalı postallı bir genç adam görünce bana bir küfrü bastı, çıkar lan ayakkabını dedi. Onun küfürlerini biliyorsun. Müjde Ar sayesinde ben Çirkinler'de Sever'i çektim. Çok da... İlk mi? İlk film odur. İlyas Salman'la. Ben Çiçek ya Abbas'ı. İlyas Salman da sağ olsun çok destek oldu. Biz İlyas'la arkadaş olduk. Bizim... Sizin de geldiğiniz Şerif Gören'le bizim evde film çektiniz Ayasmış'ı hatırlıyor musunuz? Tabii ki. Hı. O evde ben yani neredeyse çocuklar da o evde doğdu. Yani bütün hayatım o evde geçti. İlyas da o eve gelir giderdi. Sonra Yavuz'la Itır o zamanlar nişanlıydı. Onlar da geldiler gittiler. Bir senaryomsu bir şey çalışıldı falan. Çiçek Abbas ikinci filmdir. Engin sizin, Engin sizle beraber çalışan Engin. Sağ olsun onun çok katkısı var. Evet. Ertem abiye gittik. Ertem abi işte Şener Şen falan ondan istiyoruz yani. Tabii onun ekibi ya o zamanlar. Ertem abi çok özledim yani. Çok özledim yani. Çok hepimizin çok çok sevdiği bir usta. Çiçek Abbas'tan görüntüler var. İzleyelim birlikte hatırlamak. Bunlar, çok şükür. Bunlar minibüslerin arkasında gerçekten yazılanlar olan, değil mi? Oradan Muzaffer Hiç Durmaz'la Ahmet Sezerel asistanlarımdı. Hı hı. Onlar topladılar, biz de topladık yani o kadar çok arka... Bunlar gerçekten halk edebiyatı, folklor yani. Tabii. Ben aşıkların atışmasına benzettim. Yani bir sazları eksik, tabii, karşılıklı. Tabii. Çok şeker, çok güzel. Sen Zeki Ökten'in yaptığı Hanzo, orada asistan mıydı? Ben hayatımda ilk defa kamerayla film nasıl çekildi onu gördüm. Hah, hani. Onu merak ediyorum ilk. Zeki abi bir sağ olsun, Atıf abi tanıştırdı beni. Hı-hı. Atıf abi... Canım benim yani. Ya. Çok kıymetli insanlardan Ertem söz ediyoruz. Ertem abiyi, Atıf abiyi ve Zeki abiyi acayip özlüyorum. Yani bu arada gerçekten hani, genç kız olsam ağlamak istiyorum yani şu anda. O kadar niye o kadar, erkekler ağlamaz mı? Şimdi ağlanmaz yani ama çok özlüyorum yani. Canım o kadar benim. Seviyorum adamları. Neyse Zeki abi beni sete aldı. Kemal Sunal ayı. Yani o ormanda atlayacak. İşte avcılar da bunu yakalayacaklar. Şimdi sabah 9 başladık çekmeye. Allah Allah. Kemal Sunal atlıyor. Ayılar şey ayı gibi biz avcılar da atlıyor. Kardeşim hadi tamam çektik. Ay abi bitmiyor. Olmuyor. Aynı sahneyi tekrar ediyor. Hayır. Abo dedim yani bir plan çekmek. Benim aslında okulum o. Yani o anda ben öğrendim sinemayı. İlk... Sinema setindesin. İlk film setindesin. Ve plan çekiliyor bu. Ben ama şimdi yani burada beni bağışlayın. Ukala'nın Allah'ıyım. Sinema eleştirileri falan yazıyorum. İşte Çağdaş Sahne'den geldim. Kendimi bir şey zannediyorum. Yani
Godard, Bresson işte... Onların filmlerini eleştiriyorsun. Havalı böyle, ha, böyle yazıyorum falan. Ulan ben dedim hiçbir şey bilmiyorum ki. Bir tane Kemal Sunal çıkacak, Avcılar da bunu at. Biz bütün gün onunla uğraştık. Bir plan çekilecek yani. Avın içine koyuyor Zeki abi kamerayı, av üstüne atlıyor. Kemal tekli çekiyor, öbür Avcıların yakını var, Avcılar geliyor. Topla lan, dan, dan. Allah. Bütün eğitimim odur benim. O gün plan çekmenin ne olduğunu anladım. Ve film denen şey plan oluyor. Yani film cırr diye çekilmiyor. Hani, hiç kokun ipi gibi yani o tek plan çekmiş ya. Kaç metrelerce çekilmiş. Yani neyse. O zaman dedim ki kardeşim bu işin yani entelektüelinin sinema setine gelmeden sinema yazarı olmanın yasaklanması lazım. Bence de. Yani, doğru. Vallahi doğru. Güzel. Doğru. Ya seti yani, görmüyorsa. Bir film nasıl çekiliyor, şartları nedir, önü nedir, arkası nedir bunları tanımadan, işin mutfağında olmadan onu eleştirmek çok kolay. Yani. Ve yıllarca bu muameleye muhatap kaldı Türk sineması. Evet. Her neyse. Sen baskı denilen şeyden nefret ediyorsun. Evet, ederim. Kimse bana baskı yapmasın. Evet. Ve tabii ki sansür de bir nevi baskı. Değil mi? Evet, üzerimizde tabii, tabii, böyle sansür, bir... korkunç bir şey. Evet. Şeyin, ben hemen bu sansür söz konusu olduğu zaman senin Kağıt filmini hatırlıyorum. Aa, çok teşekkür ederim. Seyrettiniz mi filmi? Aa, çok teşekkür. O filmi kimse görmedi. Bu akşam buradan hiç olmasa birileri duysun. Görüntülerimiz var. Gösterelim. Aa, sonra üstüne konuşalım tamam, istersen. Tamam, çok teşekkür Peki, ederim. Peki o zaman Kağıt filmi. Ben ne oynayacağım? Fabrikatörün kızı var. Ben hep zaten fabrikatörün kızını oynuyorum. Mazlum kim? Zeki, işçi lideri. Ben Öner. En çok Mazlum'un rolü var. Başrol çünkü. Ben Mazlum'u oynamak istiyorum. Asu Hanım, yani öyle bir şey şu an için mümkün değil. Çünkü işçilerin lideri ve bütün... fabrikayı ele geçiren bir kişi o. Onu bir erkeğin olması ne lazım. Ne yani? İşçi lideri bir kadın olamaz mı? Mazlum'u oynamazsam olmaz. Ben zaten sosyal içerikli filmlerde görüyorum hep. Bu da sosyal içerikli değil mi canım? Baksana gayet güzel, sarışın bir işçi lideri. Can oynasın işte işçilerin başını. Ya öyle şey mi olur Şahane teyze? Sen de uzaklaşma. Aslında sen de anlatabilirsin ama benim hatırladığım kadar film yapmaya çalışan bir yönetmenin evet. başına gelenleri sen film olarak evet, anlatıyorsun evet. bize. Bir nevi kendi başına gelenler tabii. diye düşünüyorum. Bizim Bir Gün Hikayesi diye bir filmimiz vardı. Evet. O filmde Cemil abimle çok uğraştık. Allah'ım neler çektik ya Rabbim. O filmden 300-400 metre kestiler. Kesti sansür. Yasak. Şimdi aslında bence sansür insanın yani kafasında, şimdi şu anda da Türkiye'de yani böyle insanların kafasında yani siyasal otoritenin resmen baskısı olmasa bile yaratıcıların üzerinde siyasal otorite ne der adlı bir soru var. Bu soru bence özgürlüğün en büyük düşmanı. Kraldan çok kralcı evet, olmak evet. diyorum ben ona. Yani kendi kendine bir algılar yaratıp evet, insanlar evet, evet. bu böyle düşünür, bu herhalde yasaktır. Ya bunu yaparsam ne derler acaba filan gibi böyle insanların korkunç bir dediğin şey. Ve bir de yarattığı herkes, bir şey var. Herkes herkese söylediği için bu yayılıyor. Geçenlerde bir gerçek zannediyorsun. Bir tane film var uyuşturucu satıcılarıyla mücadele ediyor çocuk. Hatta Murat Yıldırım oynayacaktı galiba. Hı hı. Abi dediler bu yüzden uyuşturucu çıkarmamız lazım. Ya dedim adam uyuşturucuyla mücadele ediyor yani. Uyuşturucu hı. reklamı yapmıyoruz ki. Onu yanlış anlamışlar. Ben aradım RTÜK Başkanı'nı. Yani böyle bir şeyi nasıl yasaklıyorsunuz? Yani uyuşturucu olmayacak mı filmde? Ya Sinan Bey olur mu öyle şey dedi adam.
uyuşturucuyu özendirmeyeceğiz dedi yani. E tabii işte bu. Yani ama uyuşturucunun adı geçmiyor filmde oluyor. E sonra da böylece kötü adam kalmamış oluyor. Yani uyuşturucu da koymuyorsun filme. Neyse saçma sapan bir şey haline gelmiş yani. Sansür. Neyse ama Türk sineması ya da sen bütün bu kadar absürt, yasak, o imkan, bu imkansızlık derken yine de çok güzel işler yaptın. Yaptı Türk sineması. Siz de yaptınız. Değil tabii. mi? Bunu gururla tabii, söyleyebiliriz. Tabii. Şimdi de ödül aldığım bir filme geçmek istiyorum. Ha benim ödül aldığım. Çok ödül vermezler bana ama. Ama 14 numara. Bir film bu kadar sevimsiz. En iyi yönetmen. Olabilir ama. En iyi film. En iyi yardımcı kadın. En iyi erkek oyuncu. Bu kadar takdir görmüş bir film. Sen niye sevmiyorsun? Beğenilen diyelim. Ama benim ya sevilecek bir şey yok Hülya Hanım. Filmi gördünüz mü? Gördüm. Sevimsiz bir dünyadan söz ediyor. En karanlık dünyadan bahsediyoruz evet. yani. Biraz görüntülerimiz tamam. var. İstersen bir hep beraber hatırlatalım. Arap, bu gemiler demir mi? Niye batmıyor? Demirden balık olsa yüzer mi? Ha? Demirden balık olur mu? Olur, olur. Var mı peki? Adı ne? Zargana. Dertli bir dünya ki. Hakan Balamir, Allah rahmet eylesin. Filmleri seyrederken etkileniyor musun? Şimdi etkilendim. Ben Hakan'ı çok severdim. Hakan çok uzun boylu bir çocuktu. Evet, doğru. Ve paramız yoktu bu filmi çekerken. Sete sinirli gelirdi. Böyle sinirli. Ben uzun, benden de uzundu. Ben onun başını okşamak zorunda kalırdım. Böyle sakinleştirirdim yani. Ay ne günlerdi çok. Bugün de geçer filan diye böyle. Evet evet çok soğuk falandı. Yani bunu yaşamayanla nasıl anlatılır bilmiyorum. Gerçekten çok imkansızlıklar, çok parasızlıklar, tabii, çok tabii. Zorlandık işimizi yaparken ama nasıl bir tutkudur, nasıl bir aşktır, nasıl bir sevdadır. Soğuk, sıcak. Akşam, sabah yani kendimizi kaybettik bu işi yaparken ama yani yine de Türk sinemasının izleyicileri hep sadık oldular. Hep vefalı oldular. Hep vallahi, filmleri izlediler. Hala da izliyorlar. Hala da o filmlerden zevk alıyorlar. Dediğin gibi sinemada göremedikleri zaman televizyonda göremedikleri zaman YouTube'da orada numara, burada bir şekilde filmleri biraz, izliyorlar. 14 numara biraz şanssız bir film. Çünkü hem sansür edildi. Galiba YouTube'da da sansür edildi. Çünkü film genel evde geçtiği için böyle bir sansüre uğradı. Televizyonlarda gösterilmedi mesela. Mesela. Çok üzücü bir şey. Halbuki bir çok değerli bir sanat eseridir. Fakat yani belli olmaz bu işler yarın öbür gün. İnşallah. Karşımıza çıkabilir. Az önce sözünü ettim ama bir daha belki de söylemek lazım. Bu genç sinemacılar, eğitimli artık birçoğu üniversitede sinema okuyarak falan geliyorlar. Ve her biri piyasanın içerisinde gerçekten aradıklarını bulamıyorlar, kendilerini bulamıyorlar ve yok olup gidiyorlar birçoğu. Bu çocuklar için sen ne dersin? Yani bu kadar sinema okulu, bu kadar mezun olmalı mı? Bu bir dondurulmalı mı? Yani şu kadar sinema okulu, bu kadar mezun yeter mi denmeli? Çünkü biraz da yetenek işi yani sadece puanla kazanılan bir meslek olamaz ki. 1600 tane yönetmen adayı çıkıyor. Şimdi yani, bu 1600 insanda yönetmenlik ateşinin yanmasını beklemek biraz haksızlık olur. Öyle bir şey mümkün yani. Değil. Ama yönetmenlik ateşi yanan adamın da zaten sinema okuluna gitmesine gerek yok. Çünkü sinema okullarında bundan kendim bir üniversite açtığım için biliyorum. Ve o üniversiteyi devrettim yani. Ben dedim ki bu sinema okullarıyla olmuyor. Çünkü sinema okullarında sinema dersi veren insanlar piyasa tarafından reddedilmiş insanlar. Ya da piyasada tutunamamış insanlar.
Böylece sinema bir piyasadır. Yani sinema sinema piyasasına düşman öğrenciler yetiştiriyorlar. Onlar da ne oluyor? Yani Hülya Koçyiğit'e düşman, Atıf Yılmaz'a düşman, Spielberg'e düşman, işte ne bileyim Ridley Scott'a düşman. Yani Alan Parker'ı sevmiyorlar falan. Öyle kötü bir örnek yönetmenler öğretiyorlar ve o kadar piyasa düşmanı çocuklar yetişiyor ki. Eyvah. 4 yıl boyunca bize platoya geldikleri zaman nereden mezunsun? İşte bilmem nereden. Şimdi kaç sene okudun? 4 sene. Bir 4 senede bekleyeceğiz o okuduklarını unutmanı. Bekleyeceğiz. Unutursun inşallah diyoruz yani. Çünkü onları hiç keşke öğrenmesen. Çünkü çocuğun ağzından çıkan laflardan anlıyorsun ki tamamen deli saçması şeylerle donanmış gelmiş yani. Hani diyoruz ki ne bileyim ben annemin bir lafı vardı işte beni tiyatroya götürür, konserlere götürür bilmem ne. Hep derdi ki bana illa sanatçı olman gerekmiyor. İyi bir sanat izleyicisi olman benim için yeterli derdi. Hani onun için götürürmüş filan. Bu çocuklar da inşallah dilerim sinema izleyicisi olurlar. Birçoğu çünkü ne yazık ki kendine imkan bulamıyor. O kadar kolay bence, değil. Bence bulurlar. Yani bence dünyada iki tür insan var Hülya Hanım. Bir şikayet edenler var, bir de yapanlar var. Yani yapan edenler zaten şikayet edecek vakti yok. Vakti yok. Yani benim hiç aklıma gelmedi mesela sinemadan... Çocuklar çıktı da ne yapacaklar? Ne bileyim ne yapıyorlarsa yapsınlar yani. Yani mutlaka bulması lazım. Nasıl olsa lazım. Yaparlar işlerini yani. Diye. İçinde ateşi olan herkes yapar yani. İşte ama onun için bir ateş lazım. Sen daha ilk yaptığın kısa metrajlı filmde Halının Türküsü. O film kayboldu ama yani. Sahi yani. Mi? Vallahi bildim. Bulamıyorum. Moskova Film Festivali'de. Moskova evet. Bir de TRT'de de yayınlandı. Evet. Geçen... Ama TRT'nin arşivinde vardır yok, o zaman. Yok bulamıyoruz. Aha, siz TRT'desiniz. Lütfen bulun şu filmi ya. Nevzat Şenol'sundu. Bak öyle belki hı-hı bulunabilir. Nevzat Şenol diye bir sunucu vardı. Hı-hı. Şimdi biz de Halı Türküsü'nü yapan çocuklar olarak hep beraber oturduk sinemada. İşte bizim filmimiz oynayacak diye TRT'de tabii hı-hı TRT'de. Bütün Halı Türküsü'nü yapan arkadaşlarımızla oturduk. TRT'de seyrettik. Yayınlandı. Birbirimizi alkışladık falan. İlk defa bir eserimiz yayınlanıyor. Ondan sonra da o filmi bulamadık yani. Şu anda bir kopyası yok yani. TRT'de. Eğer varsa TRT'den rica ediyoruz. Bulsunlar yani. Bulana bir ödül var veriyorum mı? Veriyorum. Ne istiyorlarsa. Tamam peki. Yani, duyuyorlardır bizi. Vallahi veriyorum kaç yani. Kaç yaşındaydın o filmi yaptığın zaman? İşte 78 falan mı herhalde? 78-79 neyse evet, o yıllarda. Evet, bayağı genç bir yaşta başarıyla tanışmışsın. Yok canım, o kadar da genç değilim. Ama gençtim tabii yani. Herhalde. Ben kendime çok şaşırmıştım Hülya Hanım. Aa ben film çekiyor biliyorum diye. Şu Ahmet Mekin sağ olsun oynadı o filmde. Ya. Ahmet abi de geldi. Şimdi normalde Çetin Tuncay'ı aldım kameraman. Canım. Ve set yani o bizim sizin de tanıdığınız setçiler var işte. Bedo. Halil var. Hepsini hatırlarsınız. Bizim meşhur set arkadaşı. Bizim setteki çocuklar... Şimdi normal heyecandan da kalbim küt küt atıyor yani. Çetin Tunca, Yeşilçam'ın set teknisyeni, Ahmet Mekin geldi. Senin şey demen lazım, tak 18'i, tak 25'i, şuraya geç. Aa diyorum, 25'i tak, şar yukurun. Aa diyorum, çekiyorum, dikkat, stop. Aa oluyor, yapıyorum, yaptım, oldu ya. Harika. Çok ben de şaşırdım kendime. Harika, güzel. Bu kadar güzel filmler yaptın. Onların içinde benim de çok beğendiğim Berlin. O da çok önemsediğim bir film. Ondan da görüntülerimiz var. Biraz izleyelim. Tamam. Mürtüz yapma. O evde kalamazdım artık. Yaşamaya karar verdim. Beni öldürmeye hakkınız yok. Onu hiç tanımıyorum bile. Kendim için gidiyorum. Bırak gideyim.
müzik, oyunculuk. Cem Deniz'i oynamış değil mi? Çok. Evet, doğruya doğru çok iyi. Ben bir oyuncu seçerken nasıl davranıyorsun? Yani nasıl seçiyorsun oyunculuğu? Çok sevdiğin, alıştığın adamları mı alıyorsun? Yoksa sahiden bu rol galiba bu. Alıştığın insanların lafı doğru galiba. Şöyle, benim için Hülya Hanım, siz bir oyuncusunuz. Sizin yanınızda bunu söylemek çok biraz yanlış anlamayın yani. Anlamam. Benim için birinci madde değildir oyuncular. Yani nedir dersen mesela, benim için mekanlar önemlidir. Yani ben, hani film çekerken beni mekan etkilemesi lazım. Yani bir oyuncu için hiç film yapmadım. Atmosfer. Mekan yani beni çok etkiler. Objektifler çok önemlidir i̇şte benim atmosfer, için. İşte atmosfer, yaratacağın atmosfer. Evet. Senin o düşlediğin resim, o resmin bir parçası da oyuncu. Zaten evet, öyle olmalı. Tabii, yani öyle, evet. Yanlış bir şey düşünmüyorsun. Yok yani oyuncular mesela hani çok önemli değil o açıdan. Hani tabii ki önemliler. Ama bazı hikaye var oyuncusu ki oyuncuyu olmaz, anlatmak evet. durumunda tabii, tabii. kalıyorsun. Yo, oyuncular için kötü bir şey söylemek istemiyorum. Ben çok severim oyuncuları. Yani benimle çalışan herkes mutlu olmuştur. Hiç bir oyuncu ve hep çalışmak isteriz yani bir daha. Şunu söylemek istiyorum. Sinemanın bir oyuncu sanatı olmadığını. Yani sinema mesela bir yönetmen, hikaye sanatıdır. Ve hikaye anlatma sanatıdır. Yönetmen işidir. Sanatıdır. Benim en önemli listeye mesela konflikt dediğimiz, benim çatışma önemlidir. Yani Berlin'de mesela o kadar kuvvetli bir çatışma vardı ki, bir evin içine girmiş bir Alman dışarı çıkarsa vuracaklar. Bu cümle benim için çok yeterliydi. Ondan sonra zaten her şeyi o açıyor. Bütün problemleri. Ona göre ördü senaryoyu. Bu senaryoyu da sen yazdın. Bunu Ümit Ünal'la beraber yazdık ama Ümit Ünal daha sonra bir kitap yazmış. Demiş ki benim çektiklerimi yazdıklarımı çekmedi. Pis adam diye hakkında. Rebecca eşin de görüntü evet, yönetmeni. O evet. da çok önemli. O birlikte kurduğunuz bir dünya çünkü. Evet. Çok da benim çok sevdiğim, çok başarılı bulduğum bir filmdir. Sen kaç tane film oldu? Çok oldu. Bayağı film var. Vallahi Berlin'in önemi şuradandı. Yani bu filmin önemi şuradan. O yıllara yani 10 sene falan hani bir Ertem abinin arabeski var. Böyle filmler yoktu Türk sineması. Kapalıydı yani. Berlin'in üretim yoktu. Devrim yapma. Yani bize 7 sinema verdiler. Bak böyle 7. Yani 70 değil. 7 sinemada Mehmet Soyaslan sağ olsun verdi. Ve biz öğleden sonra Kadıköy'de bir sinemaya gittim. Saat 2'de güneş pırıl pırılken salon doluydu. 335 bin kişinin sinemaya gitmesi o yıllarda imkansız bir şeydi. Zaten Berlin'den sonra Amerikalı yapıldı. Sonra İstanbul Kanatları'nın altında falan yapıldı. Berlin olmasaydı Türk sineması, hani böyle büyük konuşmayayım tabii ki olacaktı da. Yani kapıyı açan bir film kapıyı oldu. Kapıyı açması evet. önemli. Çok çok önemli. Evet. Ve yine senin unutulmaz filmlerinden biri Propaganda. Propaganda Kemal Sunal, Metin Akpınar, Meltem Cumbul, Ali Sunal, bayağı da Rafet El Roman. Bayağı bir kadrosu da geniş. Ali Sunal o zaman hatta, kadroda sayılacak kadar önemli değildi. Evet çocuk. Sen de varsın. Ben bir sahnede oynattım. Evet. Kemal rica etti. Evet. Oynadık, ikimiz çok eğlendik ama. Sonra Atilla Dorsay şey yazdı. Lan filmin en komik sahnesini yönetmen oynamış diye. Çok komik. Bu filmin yapılış nedeni bence baba. Evet. Doğru söylüyorum evet, değil mi? Evet. Çünkü daha önce bir söyleşinde dinlemiştim. Babam zaten konuşmana başladığın zaman söyledim. Ben bir garda büyüyen bir çocuğum diye baban gümrük muhafaza memuru ve sınırda Kemal Sunal babamdı yani onun at üstünde resmi var babama ait yani o zaten o resimden yaptık o fotoğraf filmi yani Kemal iyi ki yapmışsın çünkü Kemal ilk defa belki de hayatında ciddi bir rolde evet, değil mi evet, bu, evet. hep bir komedyen Kemal Sunal aktör Kemal Sunal'ı gördük bunu tebrik ederim sizi bunu saptadığınız için çünkü genellikle bunu görmüyorlar. Çünkü Kemal'in bir de galiba son filmiydi değil mi? Maalesef. Evet. İyi ki yapmışsın. Evet ben de Kemal'le çalışmaktan çok mutlu oldum. Nur içinde yatsın. Hepimizin sevgilisi, değerlisi Kemal Sunal. İstersen biraz Propaganda'yı tamam. seyredelim. Gümrük muhafaza nedir? Adı üstünde.
Benim izah etmeme gerek var mı? Vardır, vardır. Demek var. Şimdi gümrük muhafaza, gümrüğü muhafaza eder. Gümrük muhafaza olmasaydı, maazallah gümrüğü kim muhafaza edecekti? Peki gümrük nedir? Gümrük, muhafaza edildiğine göre önemli bir şeydir. Dikenli te, vatanın kenar süsüdür. Kenar süs deyip geçmeyin. Kenar süs neye yarıyor? Haritada böyle bakınca ülkeni, memleketini hemen görüveriyorsun. Sevgili hisli insanlılar, hem hisli hem zekisiniz. Ve söylediklerimi anlıyorsunuz. Değil mi? E bitti. Canım bitti Kemal. Demekse milletin alkışlığı hep öyle. Saçma sapan konuşuyor zaten. Sınır, gümrük falan zaten biliyor ki saçma bir şey yapıyor yani. Gümrük dünyanın gerçekten en saçma işi yani gümrük. Ama iyi ki yapmışsın. Bu filmin müzikleri Sezen'in. Sezen yaptı evet, sağ olsun. Çok ya. çok kıymetli bir. Aslında bir müzik bir film için ne kadar gerekli değil mi? Az önce sayıyordun evet, ya. Evet tabii müzik galiba çok önemli. Müzik tabii. De onlardan evet, biri değil mi? Evet. Çok etkili. Ben Kemal'in hatıraları içinde bir gün şeyi burada söylemek isterim. Ali Sunal şu bardaktan daha fazla hareket edemedi ilk gün. Ya zavallı çocuk nereden bilsin zaten. Tabii. Ben dedim ki bunun yüzü güzel, bunu Mahmut yapalım. Kemal'le biz bir gün uğraştık. Bu Ali bütün gün sette durdu. Yani yapamadı çocuk. Böyle hani sopa gibi derler ya. Zor tabii. Kolay mı? Sonra Kemal dedi ki Sinan dedi bundan pek bir artist olmayacak. Şu Güven'i arasan dedi. Ben de aradım Güven'i. Güven de sinirlendi. Ne beni zamanında aramıyorsunuz, sıkışınca arıyorsunuz falan diye. Haklı olarak bizi reddetti. Ben dedim ki Kemal ben bununla yapacağım bu Ali Sunal'dan. Olur yani aktör. Ne olacak dedi. Duruyor öyle sinirli. Ertesi gün ben uğraştım Ali'yle. Yani gerçekten ve muhteşem bir aktör çıktı içinden. Yani, isıttın sen onu mutlaka. Evet evet. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Yani yönetmen kafaya takarsa bence bütün insanlar aktör yani. Buradaki arkadaşlar da istiyorlarsa bizim sete gelebilirler. Kendilerine oyuncu yapabilirim. Yapabiliriz yani. Yani aslında o kadar şen hakaret mi ediyorsun, etmiyor musun? Yok. Anlamıyorum. bana. Estağfurullah. Şaka hayır. Söylüyorum. Güzel bir ben surat. Ben senin ne demek istediğini tabii. Anlıyorum. Yönetmen odunu da oyuncu yapar. Yok güzel bir surat yapar. Varsa. Yani yapar. Mesela Ali'nin suratında o Mahmut'un yüzünü taşıyan bir ifade vardı. Bu önemli. Yoksa yönetmen her şey değil. Tabii ki suratında tabii. Anlam olacak yani. Peki bu kadar güzel filmler yaparken sen... Hı. Öylesine reklam dünyasının kralı oldun ki yıllarca, binlerce. Biz bir 742'ye kadar falan saydık. Yani herhalde bu da bir rekor yani bir yönetmen olarak, bir yapım firması olarak. Yani o kadar çok fazla reklam çektin ki orada bulduğun bir şey var. O senin zekana, ritmine uyan bir şey var orada. Yani daha çabuk derdini anlatıyorsun. Onun için mi sevdin? Neden o kadar çok sevdin o işi? Hülya Hanım bence yani çok... Sinema yapmak varken. Ben bu reklama kızayım mı, sevineyim mi anlamıyorum. Çünkü o kadar beğendiğim filmler çektim ki kendi kendime. Evet. Yani çok ben hani onlarla küçük şiirler gibi övünüyorum. Hikayeler da. Hikayeler hani anlattın. Şey demiyorum hani reklam çektim. Hani küçük parmağımla çektim. Burnumun kenarıyla çektim falan. Aşağılamak eğiliminde değilim. O filmleri çok kıymetli buluyorum. Fakat hiçbir önemi yok. Şimdi mesela hatırlamıyorlar bile. Ya da ama bu çok acıklı bir şey söylüyorsun. Evet ya. Çok acı. Bu, insanlar bu kadar ben 25 sene verdim yani. Mesela ben reklamcılığa 25 sene zaman verdim. İlk aralı filmler yapmışım yani. Bazen diyor musun keşke bu kadar reklam yapmayıp da daha çok film yapsaydım. Diyorum. Değil mi? Ama iyi ki para vermişler karşılığında. Ha tabii o yani, da evet, evet. Yaşamak için gerekli. Bir de para yani az para alsaydım sinirlenirdim şimdi. Ne bu ya bu kadar zaman verdik diye. Diye değil evet. Mi? Hak ettiğini düşünüyorum. Helal hoş olsun. Bir de Komiser Shakespeare'den bahsetmesem olmaz. Tamam. O da önemli filmlerinden biri. Ondan da görüntülerimiz var. Bakın şu resimde görüldüğü gibi yakışıklı, namuslu, helal süt emmiş bir prens lazım bize. Hadi bulup gelin.
Lütfen komiserim, böyle işler yakışmıyor koskoca devlet memuruna. Ben bu yaştan sonra prens prens aramam. Bunda prens elektriği yok komiserim. Gitsin mi? Gitsin. Tamam oğlum, hadi gidelim. Komiserim, bir şans daha tanım. Ben yetenekli bir sanatçıyım. Kaset içinde güzel para vardı. Bir şans daha tanım. Prova daha yapmışlar. Dünyanın tüm ezilen halkı birleşin. Zincirlerinizden başka kaybedecek neyiniz var? Kır zincirlerini proletarya. Kır zincirlerini... Prens dediğin adam vatanına milletine bağlı olur. Ben ucudan prens mi olur lan? Gözünü şunu. Kır zincirlerini proletarya. Kadir İnanır'a elbise giydirdin ya o filmde. En çok o tarafı konuşulmuştu ben değil mi? Ben de hiç anlamadım yani. Fatih Aksoy geldi o zaman Medyapım'da, ben film gibi sunuyorum öbür stüdyoda. Evet. Ya o kadar kalabalık ki hayatım, yani film gibi sunuyorum. İşte reklamları çekiyorum, bir de bunu bir çekiyorum. Film çekiyorum. Fatih dedi ki Sinan sen ne yaptığın farkında mısın? Dedim ne yaptım ya? E Kadir İnanır'a etek giydirmişsin dedi. Ben baktım bir acıdı. E dedim kraliçe o. Oğlum dedim millet kraliçe değil, onu etek giydi Kadir İnanır diye alacak dedi. Abi o zaman anladım ki Fatih Aksoy ne kadar büyük yapımcı. Ben öyle bir şey farkında değildim değil, yani. Tabii. Ve zavallı Kadir de değildi. Evet çünkü hikaye anlatıyorsun. Tabii Kadir'cim şu kraliçe kıyafetini giy gel, evet, dedim. O da gitti giydi geldi çocuk yani. Hani çocuğunu mutlu etmek aklımdan için. Aklımdan hiç geçmedi baba ki yani benim televizyonlara öyle etek çıkacağım diye. Ya bu algı müthiş bir şey nedense. Film yönetmenliği sözü olan her sanatçının söyleyebileceği en etkili alan demişsin. Evet. Yani bir sözün varsa film yönet, film yapabilirsin. Eğer bir sözün varsa. Yoksa yapma. Anlatacak bir hikaye var. Evet. Yani yoksa sadece film yapmış olmak evet için öyle taklit de şuydu buydu tekrardı bunları yapmana gerek yok. Çünkü kimse aptal değil. Herkes bunun orijinalini çıkarıp bulup tabii, onu seyretmeyi tercih eder. Az önce baktım da ne kadar güzel kadrolar kurmuşsun. Oyuncu seç, az önce oyuncu evet, ön planda değil diyorsun ama bu nasıl bir oyuncu kadrosu? Hepsi birbirinden. Gazanfer Özcan falan var. Okan Bayülgen var falan. Okan Bayülgen'le sonradan da yaptığın film var. O aslında en sevdiğim film odur benim. Romantik yaptım. 7 sene sürdü o film. Çok çok severim. Yani Teoman geçenlerde ya Sinan iyi ki yapmışız o filmi dedi. Say. Çünkü yıllar sonra o böyle YouTube'da bulunup seyrediliyor. O filme çok böyle bir reaksiyon geliyor. Yani böyle mutlu edici beni. Evet. Ve romantik işte evet, arkadaşlık evet var, aşk var. Çok güzel. Televizyonda dizi lere de girdin. Değil mi? Evet. Avrupa Yakası senin projen. Avrupa Yakası'nı yaptık. Böyle başka işler de yaptık. Komedi dükkanı da senin yaptık değil mi? Evet, evet. Ama Avrupa Yakası Gülse Birsel olmasaydı yapamazdık. Yani onun tabii ki eser onun kalemi, önemli. Onun çok kuvvetli yani. Ama televizyonda tiyatro gibi bir şey yani. Sitcom evet dediğin değil mi? Bu tarz değişik bir tarz. Evet ama bunu bence güzel yaptık. Çünkü evet, bizim yani mesela ben Mavi'yi yasaklamıştım. Yani hı hı, onun çok sıcak tonları vardır. Hı hı. Böyle sarı, kırmızı, yeşil tonlarında. Güzel bir kadro kurdum. Evet. Şununla, yani bunu söylemek zorundayım. Çünkü tabii lütfen. Ragıp diye bir delikanlı vardı. Çok da tatlı bir çocuktu Ragıp. Bu Volkan rolüne uymadı yani. Gülse bu olmuyor diyorum yani. Yok olur falan dediler. Ben 1,5 kaset falan çöpe attım. Avrupa Yakası'nın yayınlanmayan yani bölümleri var. Orada Volkan'la Hümeyra, yani Hümeyra'yla Ata Demirel yok o bölümlerde. Sonradan koyduk ve o zaman oturdu yerine. Bir de Gazanfer abi birkaç hafta hastanede gitti yattı. Gazanfer abi olmayınca bizim reyting düştü. Düşer vallahi çünkü. Düşer yani. Çok tatlı, çok merkezdeki sevindim adamdı o. Ha. Televizyon önünde oturan bir adam. Gazanfer abi olmayınca biz mahvolduk. Gerçekten. Düşünebiliyor musun ne kadar önemli bir şey? Yani star diye bir şey var yani. Var tabii. Bir de Gazanfer abi böyle asık suratlı, çok şahane bir adamdı. Onu çok, da çok özlüyorum. Çok, çok.
Nur içinde yatsın. Komedi Dükkanı çok bayağı da tuttu değil mi? Hala, evet, hala devam yapıyorlar. Evet, hala yapıyorlar. Senin prodüksiyon. Bana böyle bir... Sen vazgeçtin galiba. Yok, ben yapmıyorum ama bana bir şey ödüyorlar yani, bir corporate bedeli çünkü ödüyorlar. Çünkü senin evet, projen. Evet. Peki televizyonda bir de film gibi, bak film gibi, sanki senin programından bu programın ismini almışız gibi. O, siz halbuki demin benim, gördüm. Benim kitabımın adı da çok film güzel gibi yaşadım diye bir kitabım var. Sen burada resmen sunuculuk yaptın ve şöhreti burada tanıdım diyorsun. Tanımaz olaydım diyorsun. Vallahi keşke tanım, bu kadar tanınmış tanım, bir adam olmayaydım diyorsun. Ama bu program bayağı uzun sürdü. Birçok insanları buluşturdu. İyi ki de böyle bir program yapmışsın. Seyircilerimiz için hatırlatalım. Tamam. Sonra konuşalım üstüne. Bu film gibi ne acayip program değil mi? Düşün şimdi 25 sene sonra film gibi diye bir program var. Orada görüyorsun evladını. Evli mi şimdi? Nasıl? Durumu nasıl? Bilmiyorum. Siz sonra evlendiniz. Evlendim. Oradan çocuk var mı? Var. İki tane oğlum var. Bir tane kızım var. İki oğlan bir kız. Hı hı. Ne yapalım? Çağıralım gelsin mi? Ben aradan çekiliyorum. Ben sizi baş başa bırakıyorum. Evet sayın seyirciler, şimdi yıllar sonra, 25 sene sonra bir anneyi ve bir oğlu huzurlarınızda buluşturuyoruz. Bu anı seyretmek için hazırsanız sizi baş başa bırakıyorum. Şu kapıya bakın var ya Rabbim. Böyle insanları buluşturduğunda ne hissediyordun? Herhalde hoşuna gidiyordu ki böyle bir program yaptın. Şöyle, ben aslında pek bir şey yapmadım. Yani dürüst olmak gerekirse. Hazırlıyorlardı. Bu Fatih Aksoy'un başarısıdır. Yani benim değil. Fatih'in, yani Fatih gerçekten televizyon dünyasında herhalde yani anılması gereken elbet, çok önemli bir kilometre taşı zaten. Elbet. Bana Acun bir gün şey demişti. Sinan abi ben senin yolunda ilerliyorum televizyonda dedi. Ne yaptım ki lan dedim ben. Neye benim yolumda ilerliyorsun? Hiçbir şeye. Hiçbir şey yapmadın dedi. İşte televizyonculukta hiçbir şey yapmayacaksın. Numara yapmayacaksın. Öyle olacaksın. Olduğun gibi doğal. Bu çok önemli oldu. Yani ben gerçekten hiçbir şey yapmadım. Oturup dinledim. Yani dinliyor rolü yapmadım yani. Dinledim sahiden. İşte bu. Yani üzüldüğü zaman da adama peçete verdim falan. İnsanlar ağlamasınlar. Tabii yani, çok duygusal şeyler. Ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. O yüzden... Hiçbir şey yani. İşte o doğallık. İşte, evet, o Acun doğru bir şey kavramış yani benle ilgili. Hani fazla bir önemi yok. Film gibi de hani ben orada durdum sadece fazla bir şeyim. Sadece durdum değil. Öyle güzel dinledin, öyle güzel anladın ve bize de o olayı hissettirdin, yaşattın. Hele o kapı açılmıyor mu müzikle? Herkes böyle heyecan son dorukta. Ya hatırladım şimdi, bayağı da heyecanla seyrediyordum. Ama bana sorsanız yani desen ki hani şöhret olmasa mıydın? Olmasaydım daha iyi olurdum yani, mutlu olurdum. Yani sen ne yaparsan yap şöhret olacaktın. Bunun kaçınılmaz okay, bir şey. Tamam, tamam. Çünkü yani bu kadar işi yaptın yetmedi. Bir de yayıncı falan olayım ben dedim. Hani sevdiğim yazarların kitaplarını basayım bari falan dedin. Değil mi? Ayn Rand'lar falan. Bu demin konuştuğumuz konuyla alakalı. Türkiye'deki yayın dünyasında nefes alamaz oldum ben. Yani hep aynı yetmedi, şarkıları dinliyorlar. Hep aynı kitapları okuyorlar. Hep aynı filmleri seyrediyorlar. Bir kitle var. Yani aydın olmanın sanki tek şartı bu dünya içinde kalmak gibiydi. Ayn Rand bu dünyanın dışından yani özgürlükçü bir sesti. Hı hı. Ve onun hürriyet felsefesini insanlar duysun istedim ve kitapları yayınladım. Evet, çok da gurur duyuyorum.
Çok da iyi yaptın. Bana da hediye etmiştin. Evet. Ben de gayet güzel okumuştum hala kitaplığımda. Sen peki senaryolar yazdın zaten. Reklamların senaryosunu hep sen yazıyorsun. Yok, yani, filmlerinin afişlerini sen yapıyorsun. Evet. Hani her şeyi yapan bir adam olarak sen kendi kitabını yazmayı düşündün mü? Vakit olsa yazar vardı. Mısın? Yok yani öyle bir şey için biraz gencim galiba. Hayır yapma. Yaşı mı var mı yok mu bilmiyorum. O kadar çok deneyimlemişsin ki hayatı. Biliyorum biz aslında kendimizi fazla abartıyoruz. Yani bizim o kadar önemimiz yok yani. Aslında yani kendi kitabımı yazacağım diyemem. Yani böyle bir şey bu kadar iddialı olmak bana bilmiyorum. Yani hatıralarımızı falan yazarız ama ne olacak yani onlar da. Yok hatıralarını değil. Tecrübelerini. Peki. Deneyimlerini. Burada konuştuk ya bu bir saatlik bir şey evet. Senin hayatın film gibi olan hayatını ben bu kadarcık zamanda anlatamam. Ama bu bir kitap olur ve de en azından sinema dediği zaman insanların açıp Sinan Çetin ne diyor bakayım diye okur diye düşünüyorum. Belki şu açıdan lazım burada gördüm sizin kitaplar var. Bu kitapları yazan insanların pek beni tanımak istemediklerini düşünüyorum. Çünkü genel olarak bu... Prenses filminden dolayı dışlanmış bir insanım ben. Sizin farkında olmadığınız bir şey var. Bu yayın dünyası, Türkiye'deki aydın dediğimiz insan kesimi belli bir sol ideolojiyle büyümüş bir insan kesimi. Ve beni de bu prensesten dolayı linç etmiş bir topluluk bu. Ve o yüzden kitaplarda mesela ben ondan sonra ödül falan da alamadım. Yani hatta hiçbir festivale falan davet edilmedim. Hatta farkında tabii tabii. Genellikle dikkat edersen o kitaplarda yokumdur. Ve bu bir tür kan davası ama Türkiye'nin genel olarak yani ideoloji cenneti bir yer burası. Yani fikirler çok kolay bloklaşıyor. Ve herkes kendi siperinden karşı tarafa taş atıyor ve ya siperdesin evet. Yani ya kendi saf, onların safında yani sanki ortada bir fikir olamazmış olamaz. Gibi yani evet. Ya A siperindesin ya, ya B siperindesin. Evet. O yüzden mesela şu anda bu çok tehlikeli bir bloklaşma diyorlar. Yani Türkiye'de kutuplaşma diyorlar. Kutuplaşma diyorlar. Sanki herkes o kutubun yani herkes sanki o siperlerin içinde gibi halbuki ben değilim mesela. Evet. Ya değilim yani. Evet evet. Yani o siperlerden birinde değilim. Ve farklı fikirler olabileceğini söyleyen bir adamım. Söyleyebilen birisiyim. Halbuki evet. Sizden de değilim. Yani oradan da değilim yani. Olmak da istemiyorum. İstemiyorum yani. Benim de çünkü bir fikrim evet, var. Evet, evet. Yazık ki zamanımız bitti ama Amerikalı Kız filminden... Aa çok severim bir, o filmi. Evet, görüntülerimiz evet. Var. With the bomb in the American Cultural Center. No. Rüzgar doğru söyle, patlatmadın mı bombayı? Attım bombayı yani, attık. Söylemek istemiyordum ama söyledim en sonunda. Did you bomb the American Cultural Center, yes or no? Attın mı, atmadın mı? Abi attım abi, attım. Ama ateşlemedin. Abi ateşledik, bir tanesini ateşledik. Neden? Abi amacımıza ulaştık işte. Ya canım babası konuşursa? Dün gece eve gelmedi. Hala sorguda tutuyorlar, beni de içeri alacaklar mı acaba? Ay Sinan, Amerikalı Kız'la zamanımızı bitirdik ama senden dinlemek isterim Amerika. Tamam biz bir ara buluşalım ben Selim abilesi yemeğe çağıracağım. Tamam. Tamam söz ama mutlaka. Söz. Tamam. Çünkü ben de doyamadım sohbetine. Tamam tamam bekliyorum. Çok sevdiğim gerçekten çok sevdiğim bir dostum ve gurur duyduğum bir arkadaşım. Bugün doyamadığım bir sohbet gerçekleştirdik. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.